Evet, başladı herhalde. Figen Verdil, sesimizde var mı çatlama veya hocam tekrar merhaba. merhaba, şimdi nasıl? Sanki şu an yok gibi. Evet, ses şu an normal gibi geliyor bana. Eğer bir problem olursa katılımcılar bizi bu konuda uyarırlar. Benim sesim, ha, ses gayet iyi hocam diyorlar. İyi. Tamam, harika hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, gayet iyiyim. O kadar yoğun çalışıyoruz ki Ferda Hanım, tasarruf, yani tasavvuru mümkün değil yani. Evet, bütün herkese merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese selamlar benden de. Hocam şöyle başlayalım mı? Yine Buyurun. böyle kısıtlamaların hayatımıza girdiği bir döneme denk geldik. Ama ses hala yankı yapıyor. Bunun nedeniyle ilgili Kübra Hanım'la aslında bir temas etsek. Benim sesim bana geri dönüp yankı yapıyor. Bir yine katılımcılardan teyit alırsak bu konuyla ilgili, yankı yapıp yapmadığı ile ilgili hemen soralım. Var mı sesle ilgili bir sıkıntı? Katılımcılara soruyoruz. Amacımız sağlıklı bir yayın yapabilmek hocam. İstiyoruz ki şöyle güzel güzel siz anlatın ses problemi olmadan. Ses yankılı derler. Kübra Hanım ne der? Bak, diğer bayan da gayet iyi diyor. O zaman biz hayırlısıyla bir başlayalım hocam. İnşallah sorun yaşamadan tamamlarız bu yayını. Size Yankı tek etmiyor diyor diğeri. Güzel insanlar, selamlarınız. evet hocam. Diğeri. Ben konuştuğumda bir yankı ve cızırtı olduğunu söylüyorlar. Umarım çok bize sorun yaşatmadan bunu halledebiliriz. Hemen hızlıca başlayalım mı hocam? Dedim ki Buyurun. yine hayatımızda kısıtlamalar geldi. COVID-19'la ilgili. Siz de daha çok yeni Adaçayı Ebegümeci reçetesini ortaya koydunuz. Epey de ses getirdi bu. Benim bugün tanıdıklarımdan biri dedi ki aktarı varmış hocam. Ebegümeci yok satıyormuş şu ara. Ama bir taraftan bunların işe yaramadığını iddia edenler de var. Kesinlikle ben o kanatta değilim. Hastalığın neredeyse seneyi devriyesi yaklaştı ülkemizde. Hala insanlar üzerinde etkili olabilecek bu hastalığın sonlanması için hiçbir şey bulunamadı. O yüzden ben sizin bugün vereceğiniz ve daha önce verdiğiniz reçeteleri çok önemsiyorum. Ne işe yarıyor Adaçayı Ebegümeci reçetesi? Her şeyden önce bu bir gargara değil mi hocam? Evet, bir gargara. Şöyle, zaten bunu ben 2000'li yıllarda kitabıma almıştım. Yani Bitkisel Sağlık Rehberi adlı kitabımda hem Adaçayı hem de Ebegümeci'nin antiviral ve antibakteriyel özelliğinin olduğunu yazmıştım oraya. Özellikle üst solunum yolları enfeksiyonlarında çok etkilidir gerçekten. Ve birçok anne, yani birçok anne derken on binlerce anne bize bu konuda teşekkür eder yıllardır. Hocam işte bu Adaçayı Ebegümeci kürünüz sayesinde çocuğum artık kışın boğaz enfeksiyonu geçirmiyor. Her yıl antibiyotik verirdim, artık kullanmıyoruz diyorlar. Şimdi burada şunu ben söyleyeyim. Benim üzülmüş olduğum nokta, yani bugün EMA dediğimiz, bakın EMA,
EMA, European Medicine Agency. Bu Avrupa Birliği'nin resmi kayıtlarıdır. Hem adaçayı hem de ebegümeci burada antiviral ve antibakteriyel olarak resmen yazılıdır. Bunu bütün Avrupa kabul ediyor. Yani ve burada tıp otoritelerinin takip ettiği bir şey bu. Dolayısıyla ben esas beni hayretler içerisinde bırakan bu bitkiyi Türkiye'de, yani özellikle ebegümeci deyince ya bu zehirli midir nedir filan diye insanlar şey yaptılar, biraz kafaları karıştı bazılarının. Bakın bütün Akdeniz bölgesi Ferda Hanım ebegümecini çok iyi bilir. Bunun yaprağı, çiçekleri, sapları salata niyetine kullanılır. Bildiğimiz yeşillik olarak, hatta kısır yaptığınız zaman onun taze yeşil yaprağını böyle kapatıp yersiniz. Sarma da yapılır bundan. Dolayısıyla beni en çok hayrete düşüren şey, bir tarama yaptığımızda şunu gördüm. Yani bugün onlarca makale var adaçayı ile ilgili ve ebegümeci ile ilgili COVID-19'a karşı bunun antiviral olduğunun klinik çalışmasını yapmışlar. Bunu gösteriyorlar. Yani inanın ben hayretler içerisinde kaldım. Değerli izleyicilerimiz de Google'dan girerken Google'a girdiklerinde, yani Salvia officinalis'tir adaçayının. Bunun endikasyonları nedir diye baktıklarında görecekler. Yani bütün dünya artık bu bitki dünyasında ne var ne yok her taşın altına bakıyorlar. Acaba ne kullanabiliriz diye. Şimdi dolayısıyla ben yaptığım moleküler yapı incelemelerinde bu adaçayının ve ebegümecinin beraberce kullanıldığı takdirde COVID-19'a karşı çok etkili olduğunu gördüm. Şimdi bakın burada bir şeyin doğru anlaşılması lazım. Doğru anlatılması ve doğru bilinmesi lazım Ferda Hanım. Şimdi diyelim ki siz dışarıdasın, bir vatandaş dışarıda, işte ağız yoluyla veya burun yoluyla COVID, bu virüs geldi, burnunuzdan girdi, oraya yapıştı. Evet. Haberiniz yok bundan. Eve geldiniz, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Şimdi aradan ertesi gün diyelim ki laboratuvara gittiniz, test yaptırdınız, işte buruna ve boğaza, biliyorsunuz, buraya ucu pamuklu şeyle buradan bir sürüntü alarak buna bakılıyor ve diyorlar ki pozitifsiniz. Şimdi kişi diyor ki ya ben hiçbir şey hissetmiyorum. Benim bir rahatsızlığım yok. Yani dolayısıyla şimdi o zaman diyorlar ki şey yapın. Bekleyin, bir şey olursa bize müracaat edersiniz diyorlar. Bakın beklemenize gerek yok. Yani burada yapılacak olan şey, yani o kadar çok insan sokakta bunu alma riskine sahip ki, akşam eve geldiniz, adaçayı gargarasını yapacaksınız. Bakın burada ben gösteriyorum böyle damlalıkla, evet, damlalıkla da 5 damla burnunuza, başınızı geri atarak, evet, buradan, uygulamalı gösterdiniz, harika oldu bu. Evet, işte tam bunu ben yapıyorum. Yani dolayısıyla bunu herkes yapabilir. İki burun deliğine de 5'er damla damlatıyorsunuz. Geniz akıntısı olarak alıyorsunuz. Günde bir defa mı hocam? Hayır, sabah, öğle, akşam. Sabah, öğle, akşam. Tamam. Bakın sabah evden çıkarken bir steril yaparsınız. Gayet güzel. Dışarıda sokakta yürürken biri
solunumuyla üstünüze gelir veya bir masaya oturmuşsunuzdur, bir lokantaya oturmuşsunuzdur. Her ne kadar maskeniz olsa dahi bunu açıyorsunuz. Yani yemek yiyeceksiniz mecburen veya bir arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz. Bu yandan giren maskede yani yapılacak bir şey yok. Dolayısıyla burada bu karışımın hazırlanması çok önemli. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın orantı 1/3'tür. Yani burada 10 gram ada çayına 2 gram veya 3 gram ebe gümeci ilave edeceksiniz. Şöyle de düşünebilirsiniz. 2 tutam ada çayını aldınız. Bunun üzerine bir de yarım tutam, böyle çentik diye bahsedilir bu. Bununla karıştırırsınız bunu ve sıcak suyun içine atarsınız. Kaynar suyu bardağa dökün, 2 tutam ada çayı atın, yarım tutam da ebe gümecini atın. Tamam, karıştırın, bir 10 dakika beklesin, ılıdıktan sonra süzün. Aynen benim yaptığım gibi ılıdıktan sonra bunu 300 mililitre suda yalnız, ki gün boyu size çok rahatlıkla yeter o. Sabah, öğle, akşam bunu kullanabilirsiniz. Evet. Hem boğaz gargarası olarak hem de bu anında zaten bu virüsü orada parçalıyorsunuz. Bakın şimdi şöyle düşünün Ferda Hanım, ben bu kişi burnuna aldı veya boğazında var, daha akciğerlere inmemiş, daha enfekte etmemiş. Ne oluyor? Solunumunuz devam ederken veya bir öksürük anında veya bir hapşırma anında ne oluyor? Bu akciğerlerinize inebilir. İşte evet. Enfekte ederse o olay başka bir olay. Benim bütün istediğim, yani vatandaşlarımıza bu kürü uyguladıkları takdirde aldınız mı almadınız mı, evinize geliyorsunuz ya çocuğuma, eşime, işte yani yakınlarıma, anneme, babama bulaştırır mıyım diye düşünüyorsunuz. Her an siz test yapacak değilsiniz ki, bugün test yaptırın. Negatiftir. Oradan çıkarsınız, 2 saat sonra kaptınız. Ne olacak? Negatifliğiniz ortadan kalkıyor. İşte burada yapılacak olan şey, bu testi geçer miyim, geçer miyimden ziyade bu endişelerden kurtulmak için ada çayı, ebe gümeci gargarasını uygularsınız. Bütün olay bu. Benim söylemek istediğim şey bu. Yok efendim tedavi ediyoruz. Ya kişi yakalanmış, akciğerlerine inmiş, tutulumlar başlamış. O iş tamamen tıbbın işidir. Ama siz hastaya teşhisi koydunuz. Enfekte olmamış, ben hiçbir şey hissetmiyorum diye. Peki bu kişiye ne öneriyorsunuz? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Gayet başlarsa evet gelin o zaman tedaviye bakarız. Ateşiniz yükselirse işte şu bu. Bakın bu çok yanlış bir şey. Hastaya bir, ya kişi bir kere tedirgin oldu. Pozitif dediniz miydi? Hele hele yaşlı bir insansa. Hadi gençlerde, onlar daha dirençli. Genç oldukları için. Ama yaşlı bir insanı düşünün, evde 70 yaşında, 80 yaşında, 60 yaş ve yukarı annesi var, babası var, teyzesi var, her neyse. Yani bu insanlara bulaştırdığı takdirde vicdanen de bu büyük bir şeydir, azaptır. Yani sorumluluktur. İşte bunun için ben diyorum ki pozitifse, bir şikayetim yok diyorsunuz. Aman ne kadar güzel. Hemen bu ada çayı, ebe gümeci gargarasını yapın. Günde 3 defa sabah, öğle, akşam
Tamam, varsa bunu yok edin. Ama bu akciğere indikten sonra bu tamamen farklı bir tedavidir. Yani akciğerde enfekte olması, bu işte burada insanların anlamadığı nokta. Bazı kimseler bunu anlamamakta inat ediyorlar. Yalnız şunun bilinmesini tekrar istiyorum Ferda Hanım. Yani gerek ebegümeci, gerekse de adaçayı kesin olarak antiviral ve antibakteriyeldir. Bunu zaten birçok anne biliyor yıllardır. Mesela tek başına adaçayı gargarasını kullanarak işte bademcik iltihaplanmasını, boğaz enfeksiyonunu ve bu sadece COVID-19 değil, influenza yani flu'ya karşı, yani mevsimsel gribe karşı da çok etkili. Hocam, çocuklar için de öneriyor musunuz? Yani her yaş kullanabilir mi? Her yaş kullanabilir. Bunun bir yan tesiri yok. Bakın ne diyorum, EMA kayıtlarına girin. EMA, Avrupa Tıp Ajansı bu. Buraya girin, orada göreceksiniz. Zaten bütün hekimler de oraya giriyor. Yani bakıyorlar ne var ne yok diye. Resmi kayıtlarda bu. Yani dolayısıyla ben 20 yıl önce, 25 yıl önce bunu zaten kitaplarıma almıştım. Peki, parçaladığını söylüyorsunuz. Daha en başında hastalığa yakalanmanızı önlüyor diyor İbrahim Saraçoğlu. Hastalığa yakalandıktan sonra o alan artık tıbbın alanı der hocam. Hocam sadece şu kadarcık bir örnek verebilirim. Hani sizin bu buruna sürülen krem gibi olan ürünleriniz var ya, ben dün gece yayından çıktıktan sonra böyle biraz kendimi halsiz hissettim. Hafif bir burun akıntısı hissettim. Onu sürdüm, herhangi bir ilaç almadım ve sabah zımba gibi uyandım. Sadece bu kadar söylüyorum. Şimdi tabii bakın, bu şimdi bu söz vermiş olduğum şey, bakın her zaman her programımda söylerim. Ben iddiayla konuşan bir insan değilim. Ancak şunu söyleyebilirim Ferda Hanım. Emin olmadığım takdirde asla ve asla topluma bilgi vermem. Çünkü çok büyük bir vebaldir bu. Ha, bu bilinmesini istiyorum. İkincisi, burada yani insanlar şunu bilmesi lazım. Bu tedavi değil, bir önleyici ve koruyucu. Almışın işte mübarek adam burnundan bunu. Sürüntüde çıkıyor, pozitif diyor ama enfekte olmamışsın. Uygula bunu, işte onu yok ediyorsun. Ben bunu söylüyorum. Yani dolayısıyla bu kürün insanlarımıza, insanlığa çok ama çok büyük faydası olacak. Zaten birkaç aya kalmaz bu yaygınlaşacak bütün dünya. Harikasınız hocam. Evet. Ben böyle olumsuz yorumda bulunanları bir kenara koyarak, size yıllardır inanan, güvenen ve size başvuran biri olarak Allah sizden razı olsun. Eleştirenlerin de öncelikle hastalık adına ve insandan fayda adına bir şey ortaya koyması gerekiyor. Başlarken de söyledim, hastalığın seneyi devriyesi geldi ama ortaya maalesef henüz bir şey koyamadılar. Ben şahsım adına size ve herkes adına teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey derler, kaçıranlar olmuş tarifi beklesinler. Yayının sonunda tarifi tekrar edelim. Şimdi size başka bir soru sorayım. Yine bir önleyici tedbir adına. Evlere böyle yarı zamanlı kapanacağımız dönemler geldi. Bulunduğumuz odayı, bulunduğumuz odanın havasını neyle nasıl temiz tutabiliriz hocam? Ne yapabiliriz? Şimdi Ferda Hanım bakın, bundan 3 hafta önce miydi? Bir şey var, bu CNN Türk kanalı var biliyorsunuz Avrupa'da. Evet. O birçok kanalda söyledi. Efendim dediler, kekik koronavirüsü parçalıyor, yok ediyor. Ya bakın, kekiğin içerisindeki ana etken madde timoldür. Yani uçucu yağ var. Mesela ada çayı da
kokluyorsunuz değil mi? Bunun kokusu geliyor. Ada çayının içerisindeki etken madde tujondur. Dolayısıyla ada çayı kekikten çok daha güçlüdür. Bunun bilinmesini istiyorum. Şimdi koronavirüse karşı nasıl savaşıyorsunuz? Birincisini söylüyorum, sordunuz. Evinize geldiniz. Yani önce gargaranızı yapın ve buruna da damlatarak eğer varsa boğazda veya burnunuzda herhangi bir virüs veya bir bakteri veya normal grip virüsü de olabilir. Bunu oradan temizliyorsunuz. Yani şimdi zaten şu var, bakın, burundaki veya boğazdaki virüs daha sizi enfekte etmediği için iki yolu var orada. Ya midenize kayıp gidecek mukoza salgısıyla veya oradan siz nefes alıp verirken akciğerlerinize kaçacak. İşte bunu uygulayarak yok ediyorsunuz. Şimdi bir başka şey, bakın, solunum yapıyoruz. Üst solunum yolları enfeksiyonu diyoruz. Dolayısıyla bulunduğunuz ortamın, yaşam ortamınızın da mikroplardan arındırılması lazım. Burada ne kullanabilirsiniz? Lavanta. Lavanta çiçeği bir avuç alın. Kaynayan iki bardak suyu bir tencerede kaynatın. İçine bir avuç lavanta çiçeğini atın ve getirin, salonun ortasına koyun. Havadaki mikropları kırıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Veya lavanta çiçeğiniz yok, lavanta yağını kullanabilirsiniz. 15-20 damla, 30 damla odanın büyüklüğüne göre. Yatak odanıza yatmadan önce gene bu lavanta çiçeği veya lavanta yağı damlatarak odada hem hoş bir kokudur, hem sedatif etkili olduğu için sizin sakin sakin uyumanıza da yardımcı olacaktır. Ha, şimdi bu lavanta, başka ne kullanabilirsiniz? Okaliptüs yağı. Hmm. Başka ne kullanabilirsiniz? Karabaş bitkisi, onun da uçucu yağları var. Kokar böyle mis gibi. Lavantanın bir türüdür. Mesela kekik, kekik yağı, bunu kullanabilirsiniz aynı şekilde. Şimdi bunların çaylarını da içebilirsiniz. Yani özellikle ada çayı yağı, kekik yağı ve bu yağların dışında bu bitkilerin çaylarını da bildiğimiz çay gibi içebilirsiniz. Bunlar süzen poşetlerde de var. Sıcak suyu 150-200 mililitrelik bardağa dökün, içine bir tane sallandırın. Bunun çayını için, ada çayını içebilirsiniz. Bu hazırladığınız gargaradan birkaç yudum değil, tamamını da içebilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok ki. Yani herhangi bir yan tesiri de yok. Aksine dezenfekte ediyorsunuz. İçtiyseniz bir daha hazırlamanız lazım. Gargara için problem yok. Yani gargara yaparken bırakın genzinizden böyle biraz aşağı aktığını hissedin. İşte bu kadar. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Emziren anneler içebilir mi demişler hocam? Neyi? Emziren anneler, bu bahsettiğiniz çayları ya da ada çayı ebe gümecide emziren anneler içebilir mi? Neyse rahatlıkla, belki ilk birinci ayında değil ama birinci aydan sonra rahatlıkla gargarasını yapar, burnuna damlatır. Hem bebeğini korur hem kendisini korur mübarek. Yani bu bilinen bir şey. Ben hatta şunu söylüyorum, bakın, değerli izleyicilerimizin içinde şimdi bu yayını dinleyen hekimler var. Ben aynı zamanda yüzlerce hekime fitoterapi, yani bitkisel tedavi kursları da veriyorum. Yani dolayısıyla bu ada çayı ve ebe gümeci ile ilgili COVID-19'a karşı veya antiviral, antibakteriyel özelliğinin
yazan onlarca makale gönderebiliriz. Yapacakları bir tek şey var. info@profsaracoğlu.com info@profsaracoğlu.com Diyecekler ki hocam bize bununla ilgili makaleleri gönderir misiniz? EMA'nın yayınlarından bahsediyorsunuz. Oradaki kodeks alınmış. Memnuniyetle asistanlarım derhal size aynı gün olmasa bile en geç 1-2 gün içerisinde bunları size gönderecekler. Yani bu COVID'e karşı yapacağınız şey, hatırlattığınız için teşekkür ediyorum Ferda Hanım, ortamdaki havayı temizlemeniz. Bir başka şey daha yapabilirsiniz. Ne dedik? Çayını içebilirsiniz. Hı. Veya bunu koklayabilirsiniz. Bakın nane, okaliptüs, kekik, ada çayı bunlardan oluşan koklama imkanı da var. Ben aynı zamanda kokluyorum da toplantılara falan girdiğimde, yani gargaramı yapmışımdır sabah ama saat 11'de ne bileyim 10'da toplantım var. İşte önümde bunu açıyorum. Bal mumuna emdirilmiş. İçinde işte nane var, kafur var, ada çayı var, bir kekik var. Bunu kokluyorum ve aynı zamanda şunu da yapabilirsiniz. Bunu alıyorsunuz böyle, evet, burun deliklerinize sürüyorsunuz ve nefesinizi de açıyor bu. Ama bakterileri ve virüsleri de yok ediyor. Yani, hocam araya girebilir miyim? Bunu buyur. Bu tam hani size az önce dedim ya, dün akşam kendimi kötü hissettim ve kullandım dediğim ürününüz buydu. Ben bunu kullanıyorum. Bu ara tabii bu hastalıktan sonra daha da sıklıkla kullanıyorum. İnanılmaz bir etkisi olduğunu şimdiden söyleyeyim. Yani şu an katılımcılara şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Deneyen biri var, kullanan biri var karşınızda. İnanılmaz da rahatlatıcı bir etkisi de var yanı sıra. Evet. Şimdi yani şunu söyleyeyim. Binlerce insan kullanıyor Ferda Hanım. Nasıl teşekkür ediyorlar? Yani benim herhangi bir iddiam yok. Ama biz doğru bildiğimizi de şey yapmak zorundayız. Şimdi bakın bir şey daha var. Demek ki koklama yoluyla gidebiliyorsunuz. Yani bir başka şey, çayını içebiliyorsunuz. Bir başka şey, en önemlisi gargara ve buruna işte nazal sprey, hatta bunun spreyi bile yapılabilir, ağızdan ve burunla sıkılabilir ama bu kolayca hem ucuz da, yani bunu her yerde bulabilirsiniz, ada çayını ve ebe gümecini. Yalnız şeyin orantının 1:3 oranında olması lazım. Şunu söyleyeyim, diyelim ki ebe gümecini bulamadınız, tek başına ada çayını yapar mısınız? Evet, ben çoğu zaman ada çayını yapıyorum. Tek şey yok, ebe gümeci kalmamış oluyor. Hiç problem yok yani. Şimdi burada bir başka şey daha hocam, var. Hocam çok özür dilerim, konu kapanmadan az önce gösterdiğiniz ürünün adını ve ona nasıl ulaşabiliriz diyorlar. Bir adı var mı ürünün? Evet, SA Balm diyoruz biz buna. Samsun Adana Balm dediğimiz bu balm mumuna, bildiğimiz arının peteğindeki o balm mumuna emdiriyorsunuz bunu. Ondan sonra bunu kokluyorsunuz. Yani ben toplantı esnasında hem konuşurum ve aynı hem burundan hem de ağız yoluyla çekerim. Yani bunu. Evet. Bir kere daha söyleyeyim. Balm ürünün adı ve hocanın internet sitesine girdiğiniz zaman Balm yazdığınızda ürün karşınıza çıkacaktır. Burada da var. Bütün mağaza gidip bakabilirler. Mağazalarda da var. Bunlar yani şey değil, mağazalara girip fikir alsınlar. Bir şey almak zorunda değiller zaten. Yani onu ben söyleyeyim. Kürlerimiz hakkında soru sorabilirler. Hiçbir problem yok. Şimdi gelelim, bir şey daha var. Bakın, burada beslenmenize de dikkat ederseniz,
Şimdi beslenme derken bu virüslerin biliyorsunuz bu özellikle korona virüsünün yaklaşık olarak 70-80 çeşidi var. Bunlardan 7 tanesi insanda görülen. 7 tanesi. Bunların tamamı koronavirüslerin ortak tarafı dışının iğneli bir yapı olması. Hep resimlerde görüyorsunuz. Yani bu iğnelerin yapısı protein ve şekerden oluşuyor. İşte eğer bakla, kuru fasulye, tahıl, mercimek, nohut tükettiğiniz zaman bunların içerisinde ortak bir madde var. Bu maddenin adı lektin. Evet. Bu lektin ne yapıyor? Bu lektin de şekeri çok seviyor. İşte siz bunu tükettiğiniz zaman bu lektin gidiyor bu virüsün şekerli o dikenli yapısının dikensi yapının içinde mannoz ve glikoz şekeri var. Hemen ona yapışıyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyorsunuz? Virüsü bloke etmiş oluyorsunuz. İşte bu da ne oluyor? Bu beslenmeye dikkat ettiğiniz takdirde nohuttur, mercimekte var, tahıllarda var, kuru fasulyede var, patlıcanda gene yüksek miktarda var. Bunu tükettiğiniz zaman da lektin de bu virüse karşı oldukça şeydir. Etkili. Hocam, şimdi dün akşam kafamızı karıştıran bir açıklama geldi. Bu COVID-19 çıktığından bu yana zaten dünyada da bizde de grip vakaları mesela Sağlık Bakanlığı'nın sitesine girdiğinizde grip vakaları artık sisteme girmiyor. Çünkü konuştuğumuz şey COVID-19. Bu grip vakaları nereye gitti geçen seneden bu yana diye konuşurken Sayın Bakan dün açıklamasında dedi ki bu dönemin mevsimsel gribi COVID-19 mevsimsel grip yok dedi. Şimdi bu ne demek, ne anlamalıyız bundan? Hani şöyle bir iddia da var ya, COVID-19 abartılıyor. Bu olsa olsa mevsimsel bir grip diyen bir kesim de var. Bunun üretilmiş bir virüs olduğunu düşünenler de var. Hastalığı türlü türlü farklı farklı atlatanlar da var biliyorsunuz. Her bünyede farklı sirayet ediyor. Ya biz ne anlamalıyız? Bu yaşadığımız kış mevsiminde de arttığını düşünürsek gerçekten mevsimsel bir grip mi? Gripin biraz daha ağırlaştırılmış bir versiyonunu mu yaşıyoruz biz? Şimdi COVID-19'la mevsimsel gribi mukayese ettiğimizde neden COVID-19 bu kadar öldürücü orantıya baktığınız zaman mevsimsel grip de ölümlere neden olabiliyor. Ama evet. COVID-19 kadar değil. Şimdi bakın, bu akciğerlerde alveol dediğimiz küçük torbacıklar var. Siz şimdi havayı emdiğiniz zaman oksijen bakımından zengin havayı bu alveollere gidiyor. Torbacıklara gidiyor. Burada oksijenle karbondioksit yer değiştiriyor. Yani havayı çektiğinizde oksijeni yüklüyorsunuz akciğere, karşılığında toplar damarın getirdiği karbondioksit bakımından zengin gazı da dışarı atıyorsunuz nefesinizi dışarıya verdiğinizde. Şimdi işte bu alveollerde toplar damarla atar damar böyle birbirine bağlıdır. Yani atar damardan aldığınız o oksijence zengin, kırmızı renkle gösterilir o. Mavi renkte venöz diyoruz, toplar damardır. Bunlar burada birleşiyor alveollerin içerisinde karşılıklı. İşte oksijen yükleniyor ve karşılığında karbondioksit de iniyor. Nefesinizi alırken oksijeni yüklüyorsunuz. Dışarı verirken de karbondioksiti atıyorsunuz.
İşte burada enfeksiyon olduğu zaman bu COVID ne yapıyor? Aynen influenza'da olduğu gibi, yani mevsimsel gripte olduğu gibi, bu kılcal damarlar var ya Ferda Hanım, bunlar trombus oluyor. Trombus, kılcal damarlar tıkanabiliyor. Pıhtı atıyor gibi. Dolayısıyla burada işte enfeksiyon başlıyor ve proteinle bunların üstü kapandığı için ne oluyor? Nefes alıp vermekte zorlanıyor. İşte entübe dedikleri, bu sefer de entübeye, tüpe bağlanıyorlar filan. Bunları duyuyor işte şeyimiz. İşte COVID-19'da bu kılcal damarlarda trombus, tıkanma çok fazla. Onları nefes alıp vermekte aşırı derece zorlanıyorlar. Protein birikimlerinden dolayı, bir de bu pıhtıdan dolayı ne oluyor? Hasta yeteri kadar oksijenle beslenemediği için hastayı kaybediyorsunuz. Yani bu konuda en detaylı bilgiyi verecek olan hekiminizdir. Ben değerli izleyicilerimize basitçe yani bunu bu şekilde izah ediyorum. Ha, bu mevsimsel gripte bu daha az. Bu trombus olayı, kılcal damar tıkanıklığı, ama COVID-19'da çok şiddetli. Yani orada hasta kaybı yüksek, onun için solunumda zorlanıyorlar, işte eklem ağrıları, mübarek şey gitmiyor, oksijen gitmiyor vücuda. Dağılmıyor ki. Evet. Farklı pek çok kişinin farklı hastalığı atlatmasının sebebi sadece altta yatan bir hastalık olamaz diye düşünüyoruz hocam. Kimi bu hastalığı atlatanlar cehennem diye tarif ederken, kimi gripten daha hafif atlattım diyenler var. Arada bir uçurum var. Bağışıklık olabilir mi bunun sebebi? Ne olabilir? Şimdi şöyle bakın, bunun sebebi o kadar basit ki, yani her insanın genetik yapısı farklı. Bazı insanlar gribe yakalanır, bu COVID'de olsa, mevsimsel gripte olsa, ayakta geçirir, geçirdiğinin farkında değildir. Benim hukukçu bir arkadaş geldi de diyor ki, hocam vallahi ben COVID olmuşum, bitmiş, pozitifmiş, ben haberim yok. Şimdi işte antikor oluşmuş bende. Yani ona karşı koruyucu antikor oluşmuş. İnanın diyor, haberim olmadı. Doğru, çok doğru. Ha, bazıları var, biraz öksürerek, biraz işte kırgınlık hissediyorum, çok hafif ateş filan, onlar da öyle. Ama öyleleri var ki mesela 2 gün sonra bir bakıyorsunuz, hemen yoğun bakım servisine alıveriyorlar. İşte bunun sebebi genetik yapıların farklı olmasından dolayı, evet, bağışıklık sisteminizde bu genetik yapıya bağlı olarak zayıf, orta derecede veya çok güçlü olabiliyor. Yani kansere karşı da böyledir insan vücudu. Bazen hastayı çok çabuk kaybediyorlar. Neden? Efendim agresifmiş. İşte bu çok agresif türüymüş. Ya mübarek, diğeri de aynı. İşte küçük hücreli akciğer kanseri. Onunki de çok agresif ama adam 10 yıldır, 15 yıldır yaşıyor. Öbürü 6 ayda mevta oluyor. Neden? Çünkü bağışıklık, yani genetik yapı farklı. Doğru. Derken bunu söylemiş olayım. Peki Bir de hocam, lütfen devam edin ama süremiz de azalıyor. Onu da belirteyim. Daha da konuşacak çok şeyimiz var aslında. şeyde değerli izleyicilerimizden ben çok teşekkür ediyorum. Ferda Hanım, birçok soru geldi. Ama bu COVID-19 hakikaten çok önemli bir konu.
hasreten rica ediyorum ya Allah rızası için. Yani lütfen bunu annenize, babanıza bu gargarayı uygulattırın. Uygulayın. Yani bunun hiçbir zararı yok, hiçbir yan tesiri yok. Pahalı bir şey de değil. Yani 5-10 liralık bitki bunlar. Ama o kadar güçlüler ki, o kadar güçlüler ki, yani almıştır, siz eve getirmişsinizdir. Mübarek illa boğazınızda veya burnunuz, burun mukozasında getirmiyorsunuz, üstünüzde getiriyorsunuz. Toplu taşımaya bindiniz, maskeniz var, tamam var. Ama sürtünüyorsun adama, üstünde geliyor. İşte eve, yani dışarıdan eve girdiğinde her insan, sadece COVID-19 veya mevsimsel grip virüsü değil, yani milyarlarca bunlar bakteri ve virüsü üzerinize getiriyorsunuz. Ayakkabınızı içeride çıkartıyorsunuz. Orada olur. Yani bu bir şekilde oradan ne oluyor? İçeriye taşımış oluyorsunuz. O yaşlı insanlara tabii ki bulaşı, transmisyon başlıyor. İşte onlar için lütfen bu gargarayı hazırlayın. Evet. Hocam ama tam vakti, tekrar edeceğiz dedik ya, yayına yeni katılanlar var, kaçıranlar var. Nasıl yapıldığını bize bir kez daha anlatın. Hatta gösterdiniz ya, damlalıkla burnunuza götürdünüz. Lütfen böyle bize bir kere daha anlatın ki netlikle bunu artık kafamıza kazıyalım iyice yapmak için. Evet. Şimdi bakın buradan şöyle söyleyeyim. İki tane malzemeniz var. Ada çayı ve ebe gümeci bütün Çukurova bölgesinin bildiği, tanıdığı bir bitkidir. Yapraklarını, saplarını, çiçekleriyle beraber salatalarının içine doğrar yerler. Yani bunu Ceyhan, Adana, Tarsus, Mersin, daha şeye kadar Kozan, Hatay, o yöre, Antalya, Kemer, bütün o yöreler bu bitkiyi bilir, ebe gümeci. Tarlalarda filan böyle bolca çıkar. Bostanların içinde çıkar. Yani şimdi dolayısıyla ikinci bitkimiz bu. Birinci bitkimiz de ada çayı. Özellikle bu ada çayı ile ebe gümeci bir araya geldiği zaman muhteşem bir etki ortaya çıkıyor. Yani iki tutam ada çayı, yarım tutam ebe gümeci. Eğer ebe gümecini bulamıyorsanız lütfen hazırlamaktan vazgeçmeyin. Tek başına ada çayı da olur. O da etkili. Ama etkiyi artırmak için, daha fonksiyonel yapmak için 1/3 oranında çok az bir çentik içine şey atacaksınız. Ebe gümeci. Ben dün televizyon programında gösterdi de aktar hazırlıyor. Bardağın içine koca bir avuç ada çayı, bir avuçta şey yapıyor. Yapmayın mübarek bu işi. Oranları verin hocam, oranları. Sizde doğru tarif sizde. 2 tutam ada çayı, yarım tutam da ebe gümecini. 300 mililitrelik şu büyük su bardakları var ya. Ha, onu kaynatıyorsunuz suyu. İçi bardağın içine dökün. Kaynar suyu. Sonra da 2 tutam üzerine ada çayı, yarım tutam da bir yaprak kadar işte. Ebe gümecinin bir yaprağı, bir sapı. Onu da ilave edin. Şöyle bir karıştırın. Üzerini de kapatın. Bak böyle bir çay bardağı, o geniş ağzı. Üzerine kapatırsınız. Böylece ne olmuş oluyor? Orada dinlenecek. 10 dakika dinlensin. Ondan sonra bunu süzeceksiniz. Süzdükten sonra küçük bir çay bardağına, bak burada benim masamda bunu getirdim, koydum ben. Ne yapıyorsunuz? Sabah, öğle, akşam böyle bir 4-5 damla başınızı geri atarak her iki burun deliğinize de bunu damlatıyorsunuz.
Uygulamalı gösteriyor hoca, daha ne yapsın? Evet. Yani annenizi, babanızı, çocuklarınızı seviyorsanız bunu lütfen uygulayın. Yani biliyorsunuz bu soluma çok önemli. Evinizdeki havayı da lavanta yağıyla veya lavanta çiçeğiyle, karabaş yağıyla veya karabaş çiçeğiyle, yani kekik yağı veya kekik çayıyla ne yapıyorsunuz? Kekik yağını işte damlatıyorsunuz, lavanta yağını damlatıyorsunuz, okaliptüsü damlatıyorsunuz. 15, 20, 30 damla, 40 damlaya kadar çıkarabilirsiniz salonunuzun, yaşam ortamınızın büyüklerine göre, büyüklüğüne göre bu şekilde havayı da temizlemiş oluyorsunuz. Bu böyle. Bakın, ada çayı yağı, kekik yağı, efendim nane yağı, bak nane de uçucu yağları olandır. Yani dolayısıyla bunlar doğrudan ağıza alınmaz. Agresiftir bunlar. Tahriş eder. Siz bunun çayını içersiniz. Onu yapın, hiçbir mahsuru yok. Ve bu gargarayı yaparken ada çayı, ebe gümecini de rahatlıkla birkaç yudum alabilirsiniz. Günde iki defa, üç defa taze hazırlayabilirsiniz. Özellikle anne ve babalarınıza yardım edin. Başlarını geriye atsınlar böyle. Burun deliklerine de böyle damlattıktan sonra o zaten genize doğru aktığını hissedeceksiniz. Varsa orada bir virüs, illa COVID-19 değil, başka bir hastalığına bağlı enfeksiyona sebep olacak bir bakteri veya virüs bunu yok ediyor. Araya girip şu hatırlatmayı da son olarak yapayım. En başta yine kaçıranlar için söyleyelim. Hoca dedi ki bu hastalığa yakalanmadan önce koruyucu bir önlem, bu hastalığın solunum yollarınıza inmesinin önüne geçer dedi. Eğer hastalığa yakalandıysanız o tıbbın alanı artık orası ilgilenecek sizinle dedi. Hastalığa yakalanmamak için de bunu mutlaka yapın diye tavsiyede bulundu İbrahim Saraçoğlu. Hocam başka bir soruya geçeyim mi, ekleyeceğiniz bir şey yoksa? Bunu tekrar söyleyeyim ben değerli katılımcılarımıza. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bakın ben bir kimyacıyım. Ben hiçbir zaman tıp hekimiyim demedim. Asla böyle bir özentim de olmadı. Kimyayı çok severek ve bilerek bunun eğitimini aldım. Kimyasını bilmediğiniz hiçbir şeyi ne kullanabilirsiniz ne de önerebilirsiniz. Bütün olay bu. Sakın ola ki yani hoca kendini bir tıp doktoru diye gibi tanıtıyor diye bunu böyle yanlış anlatanlar var. Böyle bir algı kesinlikle olsun istemem. Benim böyle bir kompleksim de yok yani tıp hekimi. Hocam sizi bilenler biliyor. Biz sizi çok seviyoruz. Değerli bilgilerinizden de her zaman faydalanıyoruz hayatlarımızda. Şimdi aşı bulundu derler. Hatta içinde Türk profesörlerin de olduğu bir grubun olduğu söyleniyor. Başka bulanlar da var. %95 oranında etkili olduğu söyleniyor. Ama aynı zamanda dünyada yükselen bir aşı karşıtlığı da vardı bu hastalık çıkmadan önce. Şimdi velev ki kesin sonuçlar alındı, ülkemize geldi. Herkesin kafası karışık. Bu aşı gerçekten etkili mi? Bu hastalığın bir aşısı var mı? Başka yıllardır aşısı bulunamayan hastalıklar var. Neden bir yıl içerisinde aşı hemen bulunabildi? Aşı ile ilgili kafamızda deli sorular var. Sizden en doğru bilgileri almak isteriz. Ve gelirse yaptırmalı mıyız bu aşıyı? Şimdi şöyle bakın Ferda Hanım. Bu bir sizinle yaptığınız bir programda demiştim ki ileride 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 50 yıl sonra bir olayı anlatırken diyeceksiniz ki ya bir dakika, ha o COVID öncesiydi. Şimdi korona sonrası, yani korona öncesi ve korona sonrası.
bu insanlık tarihinde yepyeni bir çağın açılmasına sebep olmuştur korona. Doğru. Şimdi bu öyle bir virüsler nasıl bir şey? Yani buna karşı bir aşı geliştirmek çok şanslı olmanız lazım. Şu bu her yıl mesela grip aşısı oluyor biliyorsunuz, ithal ediliyor bu grip aşıları da. Yani 2017'deki grip aşısıyla 2018'de ithal edilen grip aşısı aynı değil. Çünkü bunlar hep mutasyona uğruyor. Her yıl farklıdır grip aşısı. Şu mevsimsel grip dediğimiz şey. Şimdi bu iki tane Türk vatandaşı maşallah, Allah yollarını açık etsin. Tabii ki gurur duyduk. Yani bu aşıyı geliştirdiklerini söylüyorlar. İnanın yarın sabah kalktığınızda ana haberlerde şunu duyarsınız. Efendim COVID-19 mutasyona uğradı. Ne yapacaksınız o zaman? Sizin bu aşınız geliştirdiniz, dünya paralar harcandı, çöp. Domuz gribi aşısında ne oldu mesela hocam, hatırlatalım. Evet, mutasyona uğradı. Yani işte o SARS dediğimiz Arabistan'daki MERS mesela, deveden insanlara geçen, o da mutasyona uğradı. İyi ki uğradı, kendi kendini yok etti. Yani yok oldu gitti. Fakat bu COVID-19 yani çok farklı bir virüs. İnşallah yani bundan insanlık kurtulacaktır ama şu an için herhangi bir mutasyon şeyi yok. Mesela bakın, hepatit B'yi biliyorsunuz. Hepatit B'nin aşısı var. Ama hepatit C'nin yok. Yok. 80-90 tane türü var. Hepsi, hangi birine aşı geliştireceksiniz? Yani dolayısıyla inşallah dua edelim. COVID-19 mutasyona uğrasın da kendi kendini yok etsin. Vallahi hocam, aşıyla ilgili katılımcılar da aynı şeyi yazıyorlar. Ben sizin cevabınızı biliyordum, tahmin ediyordum zaten daha önceki yaptığımız yayınlardan ama bir kere daha net bir dille ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum bu cevap için. Hocam, miyom sorusu vardı. Onu bir soralım. Ne iyi gelir? Ne yapsınlar? Yayının sonuna yaklaşırken birkaç izleyici sorusuna da yer verelim isterim. Evet, şimdi tabii ben de bu COVID-19 çok önemli olduğu için yani bunu özellikle vurgulamak istedim. Lütfen gargara ve burun damlatmayı unutmayın. Yani şimdi miyoma karşı ne yapabilirsiniz? Yani 5-6 santime kadar olan miyomlarda biliyorsunuz soğan kürü. Yani bu kürü uyguluyorsunuz. Orta boyda bir kuru soğan. Bunun ince kabuğu, kahverengi kabuğunu soyuyorsunuz. Bakın, kırmızı soğan olmazsa ince kabuğunu soyuyorsunuz. Ve bu dörde bölüyorsunuz. Ve 1,5 bardak suda 5 dakika kaynatıp ondan sonra bunun suyunu içiyorsunuz. Şimdi bu birincisi, eğer miyomda kanama oluyorsa, ki genelde ara kanamalar dahi olabiliyor, bıçak keser gibi o ara kanamaları keser. Nedir bu? Çoban çantası bitkisi. Yani çoban çantası ve testere dişli aslan pençesi. Bu iki bitki müthiş etkilidir. İkinci aşamada da işte burada testere dişli aslan pençesi, civan perçemi, sarı kantaron karışımıdır. Miyoma karşı müthiş sonuçlar alırsınız. Evelallah. Hocam, udi hindi yağı çok soruluyor. Bize yayınlarımızda da bu soru geliyor. Udi hindi otu ya da hindi yağı, hangisi doğru bilmiyorum.
Bunun kanıtlanmış bir etkisi var mı olumlu anlamda? Şimdi bu soru bana yaklaşık olarak bir aydır çok mail ortamında da soruluyor. Yeni başladım çalışmaya. Üzerinde bir bilgim yok henüz. Paylaşabileceğim ölçüde yanlış ve eksik bilgi vermekten Allah'a sığınırım. Tamamlayayım memnuniyetle. Yani şöyle 1,5 ay sonra filan üzerinde rahatlıkla ne işe yaradığı hakkında bilgi verebileceğim. Hocam sürenin ne kadar kaldığını bilmiyorum. Kübra Hanım mesela size söylerse belki bize bilgi verirsiniz. Koa hastaları ile ilgili söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Çok gelen sorulardan biriydi. Evet. Şimdi KOAH kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani bir şimdi bu nedir biliyor musunuz? Yani bu sigara içenlerde çok görülüyor. Şöyle antitripsin bir protein var. Bu protein normalde karaciğerde üretilir ve akciğerdeki parçalayıcı enzimleri kontrol eder. Eğer bu az üretilirse bu antitripsin ne oluyor? Akciğerinin dokularını parçalamaya başlıyor. Yani ve işte o zaman akciğer zarar görüyor ve neticede bu kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH ortaya çıkıyor. Burada yapılacak olan şeyi söyleyeyim. Taze tere ve yulaf samanı çayı bunu unutmayınız. Yani bunu özellikle tavsiye ediyorum. KOAH hastalarında keçi boynuzu pekmezi, sekresyon, balgamı da çok rahat şey yapar. Yorgunluk için ne önerirsiniz hocam diye sormuş. Bu şiraz üzümü ezmesini tavsiye ederim. Ara kanaması olan, miyoma bağlı kanaması olan bayanlarda ne oluyor? Anemiye düşüyorlar Ferda Hanım. İşte onlara da önerim bu şiraz üzümü ezmesini mutlaka kullansınlar. Anemiden kurtulurlar. Son olarak hocam soralım. Ada çayı ebeveyn reçetenizi her gün taze hazırlayacaklar, değil mi? Taze hazırlayacaklar ve şimdi bu konuda tabii internet sayfamıza girerek de bilgi alabilirler. Soru sormak isterlerse işte web chat'ten soru sorabilirler. Memnuniyetle biz bu konuda yardımcı oluruz. Ben çok teşekkür ediyorum Verda Hanım. Bize şeref verdiniz. Ben de Onur. çok teşekkür ediyorum. Hocam belki haftada bir, 15 günde bir sizin yoğunluğunuzdan fırsat bulursak yaparız. Bilgilendirmek adına herkesi. Ben sizin bilgilerinizin hep söylüyorum çok faydalı olduğuna inanıyorum. Lütfen bu iyilikten, güzellikten mahrum etmeyin. İnşallah. Ama bir dahaki sefere hep kürleri anlatacağım. Bakın çok önemli bir soru sormuşlar. Ebegümeci ve ada çayıyla. Hocam bunun tazesi ne olacak, kurusu mu? Şimdi bakın ada çayı eğer kuruysa ebegümeci de kuru olmuş olacak. Yani bir ada biri kuru çünkü ebegümecini bazı köylüler pazara getiriyorlar böyle görüyorum ben. Evet, ikisi de taze veya ikisi de kurutulmuş olacak. Bunu söylemiş Bu çok olayım. önemli bir bilgiydi hocam. Dengelemesi açısından galiba ya ikisinin de kuru ya ikisinin de taze olması gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşebilmek ümidiyle. Sağ olun. Katılan herkese de çok teşekkür ederiz. Elbette bütün sorulara cevap verebilmemiz mümkün değil ama yine yaptığımız yayınlarda, yapacağımız yayınlarda cevaplamaya elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Hoşça Hayırlı kalın. diliyorum cümleten. Cümlesinin sağlığı daim olsun inşallah. İnşallah hocam. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.